Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iki tane 5S'imiz var. Birinde iOS 10 yüklü, diğerinde iOS 11 yüklü arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Evet. Birinde gördüğünüz gibi iOS 11 var, diğerinde iOS 10 var. Şimdi bunların farkları neler? Öncelikle 10, 11 denetim masası farklılığı. Birinde özelleştirebilir denetim masası var, diğerinde bu yok. Hız farkı var mı? Eşit. Yani şöyle adaletli olmadı sanki. Evet, şunları tekrar bir kapatalım. Evet, şimdi. Evet. iOS 11 birazcık gecikiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yani. Birazcık bir gecikme var. Şöyle mesela. Birdenbire hız testine girdik. Mesajlar olarak yapsak. Evet. iOS 11 gecikiyor arkadaşlar. Gerçekten bir gecikme var. Kamera olarak bakarsak. Şimdi yorumda bana diyecekler ki abi iOS 11'e geç tıkladın. Çok milisaniyelerle tıklıyorum arkadaşlar zaten de. Evet, gördüğünüz gibi iOS 11 birazcık daha hantal çalışıyor arkadaşlar. Birazcık daha böyle bir gecikme var hafif. Ama tabii bu daha ilk beta yani. Şöyle ondan sonra hesap makinesinde farklar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi iOS 10, 11 farkları. Bildirim merkezi. Evet, gördüğünüz gibi. Şunu da şöyle dokunarak gidiyor. Bunu da sürüklüyorsunuz falan. Ondan sonra iOS 11'e App Store farkı var. Şöyle. Farkları göstermeye çalışıyorum arkadaşlar size. Mesela bugün sayfası var ama bunda öne çıkanlar olarak geliyor mesela direkt. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Başka fark iOS 11'de Siri'nin biraz farkları var birazcık. Şöyle. Ne geliyor Siri? Ne geliyor? İşte böyle arkadaşlar. Şunda daha güzel bir ikon yapmışlar. Cevapları mevapları birazcık daha güzel bir hale getirmişler. Evet, bu şekilde. Ayrıca arkadaşlar sizlere iOS 10'un daha hızlı şarj olduğunu söyleyebilirim. Kendim bizzat denedim. iOS 11 ile 10'u aynı anda taktım ve %10'luk bir fark olduğunu gördüm. Yaklaşık %10'luk bir fark var arkadaşlar aralarında. Yani %10 daha hızlı şarj oldu iOS 10. Tabii bu beta 1, yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Beta 1 daha iyi sürümler, betalar çıkabilir tabii ki. Gördüğünüz gibi kasma da oldu. Birazcık bir hantallaştırdı telefonu sanki. 5S'i çok az hantallaştırıyor ama vay efendim ısındı, şöyle oldu böyle oldu, patlayacak telefon falan diyenler. Arkadaşlar sizin temiz kurulum değil, büyük ihtimalle sizde sıkıntı var. Çünkü bakın ben yaptım. Bayağı kullanıyorum da yani. Hafif bir ısınma tamam. Belki olabilir ama ateş gibi kaynıyor falan. Arkadaşlar. Yani o konu biraz sıkıntılı gibi. Bir de ayrıca bakın fotoğraf çekmesi de sanki geç gibi. Biraz. Şöyle deneyelim hatta. Yok, 11'in daha hızlıymış ya. 5S'in zaten biraz sıkıntılıymış. Bir de arkadaşlar filtre sordular bana. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi iOS 11'in filtreleri mesela canlı demiş. Canlı sıcak, canlı soğuk, dramatik. Bunda mono, tonlu, kara film tarzında. Evet, iOS 11'in daha güzelmiş gerçekten efektleri. Evet, yine gecikti iOS 11. Ayrıca benim inceleyeceğim başka arkadaşlar herhangi bir şey yok gibi şu anda. Evet, not aldıklarıma bakıyorum. Not aldıklarım içerisinde de İncelememi istediğiniz herhangi bir şey yok. Arkadaşlar bu videoyu çekerken ben Facebook sayfamdan sordum. 5S üzerinde iOS 11'i değerlendireceğiz. 5S üzerinde iOS 11'in neler yapabildiğine bakacağız dedim.
Ancak bana neleri karşılaştırmamı istediklerini söylemediler. Yani daha doğrusu daha görmeyenleriniz vardır ancak. Bundan sonraki videolarımda Facebook sayfamdan şu video geliyor. Nelere değinelim tarzında size sorular soracağım arkadaşlar. Takip edenleriniz olursa şayet. Olmaz ya. Olursa bana orada önerilerde bulunabilirsiniz. Hem sizin istediğiniz tarzda şeyler yapmış oluruz. Sizin istediğiniz şeylere bakmış oluruz. Hem de daha verimli beraberce bir iş yürütmüş oluruz arkadaşlar. Son olarak bir de Pinterest'in açılma hızına bakayım. Evet, iOS 10 yine geçiyor arkadaşlar. Ama çok fazla böyle bir hantallığı yok sürümün. Hani bakacak olursak tabii şimdi bu iOS 10'un 10.3.1. sürümü. Bu şimdi 11'in daha ilk betası. Yani bu hantallık bile çok çok normal yani. Olabilecek şeyler arkadaşlar yani. Daha bu sürüm geliştirilecek falan. Bu telefona uyum sağlayacak. Henüz deneme aşamasında, halka açık bile değil. Hani daha geliştiricilere açık bir beta bu yani. Birçok hata düzeltilecek. Ondan sonra bir de ekran videosu kaydına hiç değinmemiştim. Ona da bir değineyim arkadaşlar. Şöyle denetim merkezine giriyoruz ve bunu da zaten şey için yapıyorum sadece. 5S için yapıyorum şu anda. Hani başka şu anda sadece bu video 5S için yani. Ekran videosuna başladık. Gördüğünüz gibi. Kaydedelim şöyle bir. Sürümü de biraz sıkıştıralım bakalım. Bize bir sıkıntı çıkartacak mı? Evet, gayet stabil almış arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok gördüğünüz gibi. Kasmadan, donmadan veyahut da başka sorunlardan dolayı böyle kötü çekim falan söz konusu değil. Bir de arkadaşlar bana 3D touch olmayan cihazlarda şurayı nasıl kullanacağız diyorlardı. Basılı tuttuğunuzda açılıyor. Sorun yok yani. Şöyle basılı tuttuğunuzda açılıyor. Bu videomuzun da bugün sonuna geldik arkadaşlar. Benim cihazımda yani şu cihazda iOS 11 yüklü olmaya devam edecek. Yaklaşık bir hafta kadar bunu da yüklü tutmayı düşünüyorum. Sürümü daha iyi inceleyebilmek için. Evet arkadaşlar, eğer sorularınız olursa 5S üzerinde iOS 11'in davranışlarını merak ederseniz yorumlar kısmında beraberiz arkadaşlar. Daimi olarak telefon zaten hep yanımda. Sorduklarınıza cevap verebilirim. Direkt olarak kendi cihazımdan bakarak sizlere geri dönüş sağlayabilirim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hep beraber diğer videolarımızda görüşmek üzere.